Gençler merhaba. Paralel kenar ile ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz. Evet. Bir tane yardımcı doğru seçerek yoluma çıkıyorum işte. Şimdi burada bakın. KC uzunluğu 20, KB uzunluğu 15, DK uzunluğu 36. Şuradaki AKX uzunluğunu sormuş bize. Şunun bu tarafa simetriğini aldım gençler. Yani X'i hipotenüs kabul eden bir dik üçgen oluşturdum aslında. Şimdi bunun simetriğini aldığımız zaman şu DH uzunluğu kaç olur gençler? 15. AH uzunluğu 20 olur. 36 idi buranın tamamı gençler. 36'dan 15 çıkardık ya, burası kaç olur o zaman? 21 olur. Gördünüz değil mi? O zaman burada bir üçgenimiz var. Özel üçgenimiz o. 20, 21. Ne üçgeniydi gençler? 29 üçgenimiz vardı hatırlarsanız. Evet. Buradan da X uzunluğumuz kaç olarak? 29 birim olarak hesaplanmış olur. Evet. Geçelim. Şimdi ABCD yamuk demiş gençler. Yamuktaki kelebek alanı kullanalım. Şunları 18'e 8 vermiş ya. Şuralara da kelebek alandan A'ya A diyelim. Burada ne vardı gençler? Karşılıklı alanların çarpımı dörtgende. A çarpı A. 18 çarpı neye eşit olacak? 8'den 144 olur. A'da kaç olur gençler? 12. Evet, A'yı 12 olarak bulduk. Şimdi AKCD de gençler, şurası da neymiş? Paralel kenar ya. Şu x'in olduğu kısım bu paralel kenarın alanının ne kadardır? Yarısı. Diğer yarısı da gençler A artı 18'dir. Biz az önce A'yı kaç olarak bulduk gençler? 12. Buradan da diğer yarı alan ne olur gençler? 30 birim kare olarak hesaplanmış olur. Evet. Yine paralel kenarla ilgili güzel bir soru gençler. Şimdi CL'ye 2K diyelim gençler. DB'ye ne diyelim? 3K. Şimdi bu 2K ve 3K'lık alanları doğru görebilmeniz için gençler bir tane paralel kenar alayım yan tarafa ben şöyle. Tamam. Bunun üzerinden çalışalım şimdi beraber. Daha rahat görün. O şekli karıştırmadan burada daha rahat düşünebiliriz şimdi. Burada bakın şu B, L uzunluğu 3K, LC uzunluğu gençler 2K. Şimdi şuraya da A diyelim. Yani şurası ne olmuş olsun? A artı 3. Bu A artı 3 gençler görüyor musunuz? Şuradaki şu yarı alanın kaçta kaç olur? 5'te 2'si olur. Yani alanın ne diyelim gençler? 2 bölü 5'i ne olacak? A artı 3 olacak. Evet. Şimdi gelelim buraya. Burada da gençler bu 18 artı A'da nedir? Yarı alan değil mi? Burası zaten yarı. Burası da neydi gençler şimdi? Yarı alanın 5'te 2'siydi değil mi? Evet. O zaman şu iki alan arasındaki oran, yani A artı 3'ün gençler neye oranı diyelim? Yarı alana oranı, yani A artı 18 oranı ne olur gençler? 2 bölü 5 olarak bulunmuş olur. 5'te 2'si kadar olur yani onun. Buradan gençler 5A artı 15, 2A artı ne olur? 36. Buradan gençler 3A neye eşit olur? 21, A'da kaç olarak? Dur bakın 7 olarak bulunmuş olur. Şimdi A'ya 7 verdiğiniz zaman yarı alan ne olur gençler? 18 artı A'ydı ya. Kaç olur? 25 olur. Yarı alan 25 ise bütün alanda ne olur gençler? 25 çarpı 2 bütün alanı soruyor ise 50 birim kare olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Evet. Geçelim. Bir sorumuz var. Evet. Şu BLC alanı gençler. Şuradaki üçgensel bölge. ADLK şuradaki iç bükeyin dörtgenin alanına eşitmiş. Şuraya da B diyelim gençler. A artı B'ler eşit olacak ya, o zaman alan KAB gençler. Yani üçgensel bölgenin alanı paralel kenarın alanına eşit olur. Alan ABC'de. Evet. Üçgensel bölgenin alanı paralel kenarın alanı ne olmuş olur gençler? Eşit olmuş olur. Şimdi o zaman şöyle düşünebiliriz. Ben basit bir şey geldi aklıma. Şekli aşağıya taşıyayım da daha özgür düşünelim şöyle bir saniye. Bir şey geldi aklıma, onu kullanacağım şimdi.
Şimdi gençler, biz KAB ile ABC'den ne alanın eş olduğunu gördük değil mi? Şimdi bakın ne yapacağım. Şurayı tarayalım. Burası paralel kenarın alanının tam ne kadar gençler? Yarısı. Burası aynı zamanda bakın yarı alan olarak düşündük ya, üçgensel bölgenin de yarı alanı. Şöyle düşünürsek eğer burası neyse, aradığım bölge paralel kenarın alanının yarısı ise üçgenin de alanının yarısıdır. O zaman buranın ne olması lazım? L'nin orta nokta olması lazım gençler. Bakın görüyor musunuz? Siz L'nin ne olması lazım o zaman? Orta nokta. Bu şekilde tasarladığımız zaman şuradaki LB uzunluğunu kaç vermiş bize görüyor musunuz? 8 olarak vermiş. Şuradaki BK uzunluğunun tamamını sormuş. Bunu orta taban gibi düşünürsek BK'nın tamamının da kaç olduğunu görürsünüz gençler. 16 birim olarak bulmuş oluruz. Evet, güzel bir çözüm oldu. Şimdi geçelim buraya gençler. AK ile KB eşit. Bir de DL ile LC eşit gençler. Buradan şöyle bir 3-1-2 oyunu oynayacağım. 3K, K, 2K. Bunu orta taban ve ağırlık merkezinde kullanmıştık. Burada da sağlamasını rahatlıkla görebilirsiniz gençler. Şu ANK üçgeni ile DK, DNC üçgeni arasında 1'e 2 oranı var. Yani 4'e 2 bir de 3'e 3 sağlasın diye bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunu gördüğünüz zaman gençler parçalı alana geçebiliriz hemen. Geçiyorum parçalı alana şimdi. 3K'nın olduğu yere 3A diyorum gençler. K'nın olduğu yere A. Üstten baktığımız zaman da DL ile LC eşit ya. Buraya da 4A diyorum. Şimdi bize şu LM, NC dediği yerde kaç A var gençler? 5A. Bunu kaç vermiş bize? 20. A'yı kaç olarak bulduk buradan? 4. Şimdi devam edelim yolumuza gençler. Şurası 3A iken burası da 3A. Burası A. Burası da kaç A olacak orandan dolayı? 2A olarak bulunmuş olacak. Şimdi gençler şurada çeyrek bir alan bulduk. Çeyrek alan ne oluyor? 6. Bütün alan ne olacak alan ABC'de? Bunun 4 katı. 24A olacak. Şimdi biz A'yı az önce kaç olarak bulmuştuk? 4. 24 ile 4'ü çarptığımızda da gençler buradaki alan 96 birim kare olarak ne yapmış olur? Bulunmuş. Şimdi geçelim buraya. Güzel bir sorum daha var. Şurada Y ile Z'nin toplamını vermiş gençler. Bu Y ile Z'nin toplamını nasıl kullandığıma dikkat edin. Şimdi taşıma yapacağım. Taşıma yapıyorum gençler. Yani şu Y'yi şuradan buraya taşıyacağız. Yani şu paralelliği şuraya taşıyacağız şöyle. Bunu taşıdığımız zaman ne oluştu? Onu da görelim gençler dışarıdan. Evet. Taşıdığımız zaman ne oluştu? Bakalım. Dışarıdan görelim. Şunu taşıdım gençler. O zaman şurası K, A, B gençler. B, L, M diyelim. M varmış pardon. M demeyelim gençler. Başka bir şey diyelim. N diyelim şöyle. Evet. N diyelim. Şuraya L, buraya da M diyelim. Şimdi bakın. Burayı bize x birim vermişti ya şurayı. Şimdi y artı z'nin olduğu yere de ne yazacağız gençler? 9x. Tabi burada şimdi az önce de ifade ettim. Bunlar birbirine paralel oldu. Yani o parçayı aynen o tarafa yapıştırdım gençler. Buradan alanlar oranı ortaya çıktı. Dikkat ederseniz alanlar oranı ne olur? X'in 9x oranından 1 bölü 9 olur. Şimdi biz alanlar oranının karekökünü aldığımız zaman da gençler benzerlik oranını buluruz. Yani buradaki benzerlik oranı ne olur? Çünkü üçgen için 1 bölü 3. Burayı KL'yi bize 4 vermiş gençler. AB'yi sormuş ya LN'yi bulabilirsiniz. Buradan benzerlik oranı 1 bölü 3 ya buna 4 dersek buradaki x uzunluğu da gençler 4 katı. Bunun kaç olur? 12 olur. Evet. O zaman biz KN ile gençler AB eş ya paralel kenardan dolayı AB uzunluğunu da bir saniye 12 yazmayalım buraya da ne yazacağız? 12 artı 4'ten kaç olarak gençler? Evet. 16 birim olarak hesaplanmış oluruz. Evet. Geçelim. Güzel bir örnekti. Şimdi gelelim buraya. Gençler BL ile LC eş. Bu eşliği nasıl kullanıyoruz? Bakalım. Evet.
uzantısını aldım şeklim gençler. Burası da 5'e kaç olmuş oldu? 5. Ve şimdi şu alanlarda eş oldu. Şimdi gençler buradan muhteşem üçlü yapacağım. Bakın. Şöyle. Yani şuna bir tane ne çizmiş olduk gençler? Paralel. Şöyle bir paralel geçti. Yani şundan paralel oldu. Şimdi burası A'ya A oldu. Şimdi şu eşlikten dolayı gençler görüyorsunuz değil mi? Şunları 5 şöyle. Burası da kaç A olacak? 2 A. Üstten baktığımız zaman gençler buraya bir nokta ismi verelim buraya. M noktası diyelim mesela. Buradaki MA ile M şuradaki gençler MN uzunlukları eşit olur. Neden dolayı? Muhteşem üçlüden dolayı. Buralarda kaç A? Paralel kenar olmuştu. 4A'ya 4A olur. Şimdi gençler burada bu oranları yazdıktan sonra şu neyi hesaplayabiliriz? Şu KAN üçgenin alanını hesaplayabiliriz. KAN üçgenin içerisinde kaç A var gençler? 8A var. Bu da 12 çarpı 10 bölü neye eşit gençler görüyorsunuz? 2'ye eşit. Buradan da A'yı kaç olarak buluruz gençler? Evet bakalım şimdi. A'yı evet. 2A'yı 15 buluruz. Öyle diyelim. A 15 bölü 2 gelecek. 2A'yı 15 diyelim biz. Bize neyi sormuştu gençler? ABCD'nin alanını sormuştu. Yani 12A'yı sormuştu. 12A'da gençler 2A'nın kaç katı olacak? 6 katı. 6 çarpı 15'ten paralel kenarımızın alanı da gençler 90 birim kare olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi alıştırmalar kısmına geldik gençler. Alıştırmalar kısmından devam edelim. Şimdi bize neyi vermiş? Bakın DK ile KA eşit. Bir de neyi vermiş? BL ile LC'nin BL ile BC'nin eşliğini de vermiş gençler. Şurada BL ile BC'nin eşliğini de vermiş bize. O zaman ben burayı kaç derece olarak bulurum? Bakın 30 derece. İkiz kenardan dolayı. Gençler buradan ters çeviriyorum. Şuranın tamamı da 30 derece. Evet 30 derece. Z çizik değil mi? Yani şunlar çünkü birbirine paralel. Şimdi bu şu dikliği kullanmadık gençler. Bize alfa açısını sormuş. CK ile KL'nin dikliğini nasıl kullanacağız? Bakalım beraber. Evet onu nasıl kullandığımıza dikkat edelim. Buradan bir tane ne yaptım gençler gördünüz mü? İkizkenar üçgen yaptım. Nasıl düşündük bunu? Çünkü ikizkenar derken şöyle. Yani şunlar eş olacak şöyle ya. Evet. Tabana ait yükseklik ne olmuş oldu? Taban iki eş parça yapıldı. O zaman burası da açı ortak olacak. Gençler. O zaman burası da alfa kadar olacak. Görüyorsunuz. O zaman iki alfa neye eşit olur gençler? 30'a. Bize sorulan alfa açısının ölçüsü de 15 derece olarak bulunmuş olur. Geçelim diğer alıştırmamıza gençler. Evet. Bakalım şimdi bir alıştırmamız daha var. Bize neleri vermiş gençler bakalım. Şimdi DC ile BK eşit. DC ile BK. Şurada. O eşliğe gençler BK eşit ya. DC bir de neye eşit olacaktı? AB'ye. O eşliği de görelim işte. İki tırnak da buraya atalım. Şöyle. Tamam. Şimdi bir de gençler CK ile ne eşitmiş? AT. O da neye eşit olacak? BC'ye. Onu da görelim. Evet. O zaman şu alfayı kullanalım. Burası da alfa. Şurası kaç alfa oldu gençler o zaman? Şöyle. 2 alfa olmuş oldu. Yine şu eşliği de kullanalım gençler. BK ile AB'nin eşliğinden burası da ne kadar olacak gençler? Alfa kadar olacak. Z çizeceğiz buradan. Tersse şurası da ne kadar olacak gençler? Alfa kadar olacak. Yine burası da 2 alfa kadar olacak. Şimdi paralel kenarda şu açılar birbirinin nesi oluyordu gençler? Bütünleri. Yani 3 alfa artı 84 ne eşit olacak gençler? 180'e eşit olacak. 3 alfa ne olacak gençler? 96 olacak. Evet. Alfayı da kaç derece olarak? 32 derece olarak hesaplamış olacağız. Bir alfa daha bulmuş olduk gençler. Şimdi geçelim başka bir sorumuza. Evet. Burada açıortaylar var gençler görüyorsunuz değil mi? Ve dik kesişmişler. Açıortaylar neyin üzerinde dik kesişiyordu gençler? Orta taban üzerinde dik kesişiyordu değil mi? Onu görelim şimdi. Açıortaylar ne üzerinde dik kesişiyordu gençler? Orta taban üzerinde dik kesişir demiştik. Yani benim buradan çizdiğim ne oluyor gençler? Şimdi şöyle muhteşem üçlü yapacağım. Orta taban olacak. Buranın tamamı kaçtı gençler? 14'tü ya. 7'ye 7 bölmemiz lazım. 3'e 7 olacak şurası. Şurada
4 de var. 3, 4 ne üçgen oluştu bakın? 5 üçgeni. Karşıyla kaça kaç bölmüştük gençler? 7'ye 7. Muhteşem üçlüden de şu aradaki uzaklık kaç oldu? Görebiliyorsunuz değil mi? 12 birim. Evet, bunlar da birbirine karşılıklı paralel. Bize AD kenar uzunluğunu sormuş gençler. Kaç olarak bulmuş olduk? 12 birim olarak bulmuş olduk. Genelde bu sorularda gençler çevre sorulur. Burada bize kısa kenarı bulmamızla yetinmemiz istenmiş. Evet. Bir sonraki sorum gençler bakalım şimdi. Evet. Şimdi burada açıortayımız var görüyorsunuz. Açıortayı doğru bir şekilde kullanalım. Şuraya getiriyoruz. Şuraya getiriyoruz ve şuraya kadar geliyor açıortay. Burası kaç oldu gençler şöyle? 3 birim oldu. Yani açıortayı direkt kullandığınız zaman çok basit bir soru oluyor bu. Buranın tamamını bize 10 vermiş gençler. X artı 3 neye eşit? 10'a eşit. Buradaki x uzunluğu da kaç olarak gençler? Evet. 7 birim olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Evet. Devam edelim işte. Şimdi bakalım gençler. Bu kaçıncı sorumuz oldu? Beşinci sorumuz oldu. Evet. Şimdi bize bakalım neyi sormuş burada? Verilen A neyle denk kesmiş? AC köşegeni ile DK dik kesişmiş ya gençler. Onu bir uzatayım ben. Uzatmak için de gençler. AD kenar uzunluğunu sormuş. Bize şuraya AD bir saniye şu kalemi alayımız. AD'yi sormuş. Bize onu bir kenara yazayım ben de. Şu aşağıyı temizleyeyim gençler. Orayı şimdi kullanacağım ben için orayı temizledim. Evet. Şimdi bakalım nasıl kullanacağız beraber gelin. Evet. Bitkeni şuraya yazalım. Şimdi oldu. Şurası gençler nasıl kesişmiş görüyor musunuz? Dik kesişmiş. Şunlar dik kesişmiş şöyle. Şimdi ben buradan orta taban yaptım gençler aslında. Bakın şurası x görüyor musunuz? Burası x görüyorsunuz. Şu orta taban gençler şuraya k. K desek burası kaç k olacak gençler? 2k görüyorsunuz. Yani orta tabandan burası da x. Diklikten de buradan muhteşem üçlü oluştuğunu görebiliyorsunuz değil mi şöyle? Evet. O zaman x direkt ne olarak bulunmuş olur gençler? Görüyorsunuz. 8 olarak bulunmuş olur. Şu uzatmayı görürseniz ve orta tabanı görürseniz sorumuz çok basit gençler. Evet. Bize neyi sormuştu? AD uzunluğu o da 8 birim olarak bulunmuş oldu. Şimdi devam edelim. 6. sorumuz gençler. 6'da yine hatırlarsanız ben size az önce de söylemiştim. Açıortaylar gençler ne üzerinde? Orta taban üzerinde dik olarak kesişir demiştik. Bakın ne üzerinde? Orta taban üzerinde dik olarak kesişir demiştik. Şimdi 5, 3 daha burası kaç yaptı? AD 8 yaptı. Şimdi gençler şuradan 3, 8 daha ne yapar? 11 yarısını yapar gençler. Şurası 11 bölü 2 yapar. Şimdi orta tabandan dolayı şurası da 5 bölü 2 yapar gençler. Gördünüz değil mi? Size neyi sormuş sorumda bir bakayım ben az. Paralel kenarın çevresinin uzunluğunu sormuş gençler. Paralel kenarın neyini sormuş? Çevresinin uzunluğunu sormuş bize. Şimdi şuraya 11 bölü 2 dedik ya muhteşem üçlü oluşur. Burada görüyorsunuz. Burası da ne olur gençler? 11 bölü 2'ye 11 bölü 2 olur şöyle. Evet. O zaman bir kenar uzunluğumuz ne olmuş olur şurası? 11 olur. Diğer kenarı da zaten 8 olarak biliyorduk. Çevreyi bulabiliriz gençler o zaman. Yani şurada orta tabandan soruyu çözmüş olduk. Çevre neye eşit olacak o zaman? 9 ile 11'in toplamının 2 katı. Yani kaç olacak gençler? Evet. 9 ile neyi topladık burada biz? Pardon 9 ile diyor. Neyi toplayacaktık? 9 nereden geldi aklımıza? 8. Evet. 8 ile 11'i topladık gençler. Buradan bir saniye. Evet. 8 ile 11'i toplamıştık ya gençler. Buradan da ne olmuş oldu o zaman? 19 çarpı 2'den cevabımız kaç olmuş oldu gençler? 38 olarak bulunmuş oldu. Evet. Şimdi devam edelim. Bir sorum daha var herhalde. Evet. Şimdi burada neyi göreceğiz yine? Açıortaylar gençler orta taban üzerinde ne yapıyordu? İlk kesişiyor demiştik ya. Onu çizelim şöyle. Evet. Buradan bakın şu alanlar şöyle çizelim az. Bir saniye. Şunu da çizelim. Şu alanlar gençler eşit oldu. Şu alanlar eşit oldu. Şimdi bize buradan A, K, B alanını yani şu alanın gençler bize A, B, C, D alanını oranını sormuş.
Bütün alan oranı. Şimdi bu ikisinin toplamı yarı alan oldu mu? Yarı alan oldu. O zaman paralel kenarın alanını da 4a kabul edersek bu aradaki oranı da kaç olarak buluruz gençler? 1 bölü 4 olarak hesaplamış oluruz. Evet. Sorum daha var herhalde gençler. Onu da alayım. Evet. Bunu da alalım. Şimdi burada bakın 6, 4, şu aşağısı 10 oldu. Şimdi ben buradan bir yükseklik çizeyim gençler şöyle. Bir yükseklik çizeyim şöyle. Tamam. Çizdim. Çizdiğim zaman gençler bakın. Şurası 45 derece ya. Şuralar da 45 derece olur. Şurası da 90. Muhteşem üçlü oluşur. Buradan şöyle 2, 2. Burası 2 olur. Şimdi buranın tamamı 10'du ya. 5, 5. Muhteşem üçlü oluşur. Burası da 5 olur gençler. Evet. Paralel kenarın alanını sormuş bize. Yüksekliği kaç bulduk görüyorsunuz? 7. Tabanda 10'du gençler. Alanda ne olur o zaman? 7 çarpı 10'dan 71'in kare olarak hesaplanmış olur. Evet. Dersimizi burada bitirelim gençler.